Nasreddin Hoca'nın küçük köyünde yaşanan bir gün sıradanlıktan uzaktı. Hoca'nın sevgili eşeği, Koca Ayşe'nin düğünü için hazırlık yapılırken kaybolduğunda köy halkı telaş içindeydi. Köyde eşeğin kayboluşu bir çocuğun ağlaması kadar yaygın bir olay değildi çünkü eşek Nasreddin Hoca için sadece bir hayvan değil, aynı zamanda onun geçim kaynağıydı. Hoca eşeğini bulmak için hemen harekete geçti köyün dışındaki ormanlık alana doğru ilerledi. Yolda komşuları ve köylüler ona yardım etmek için gönüllü oldular ancak hoca tek başına aramaya kararlıydı. Eşeğini bulmadan geri dönmeye niyeti yoktu. Ormanın içinde hoca bir grup tavşanın peşinden koşarken yüksek sesle eşek. Eşek diye bağırıyordu. Ancak ne tavşanlar ne de ağaçlar cevap veriyordu. Gün batmaya başladığında hocanın umudu azalıyordu. Ancak o pes etmeyi hiç düşünmedi. Derken uzakta bir ses duydu. Eşeğinin sesiydi. Heyecanla sesin geldiği yöne doğru ilerledi ve sonunda eşeğini bir tarlanın ortasında buldu. Eşeğin yanında tarla sahibi bir çiftçi duruyordu. Nasreddin Hoca, bu senin eşeğin mi? diye sordu çiftçi. Evet, benim eşeğim. Nasıl buraya geldi? diye şaşkınlıkla sordu hoca. Çiftçi gülümsedi. Eşek tarlalarımıza girmiş ve mahsullerimizi yemiş. Onu burada bulduk. Hoca özür diledi ve eşeğini yanına alarak köye geri döndü. Yolda eşeğinin kaybolmasının sebebini düşündü. Belki de eşeğini daha iyi izlemeli ve daha iyi bakmalıydı. Dersini aldı ve bir sonraki sefere daha dikkatli olacağına söz verdi. Akşam olduğunda, Hoca Köy'e döndüğünde köylüler onu büyük bir sevinçle karşıladı. Eşeğini bulduğu için minnettarlardı ve Hoca'nın cesareti ve kararlılığına hayran kaldılar. Sonunda Koca Ayşe'nin düğünü sorunsuz bir şekilde gerçekleşti ve köy halkı Nasreddin Hoca'nın macerasını uzun bir süre konuştu. Hoca ise eşeğinin başında durup ona şefkatle bakarak onunla birlikte geçirdiği bu macerayı unutamayacaktı. Nasreddin Hoca'nın kaybolan eşeği köyde uzun yıllar boyunca anlatılacak ve hatırlanacak bir hikaye oldu. Ve her anlatıldığında Hoca'nın cesareti ve kararlılığı köylülere ilham verdi.